Bu programda gerçek olaylara dayanan canlandırmalar vardır. Ama bazı isim ve detaylar değiştirilmiştir. Çok güzeller. Bunlara bayılacak. Shenandoah Vadisi'nin kuzeyinde yer alan Virginia Berryville, yaklaşık 1000 kadar aileye ev sahipliği yapan korunaklı bir kasabadır. Burada yaşayan sakinler bu güzel topraklara dağılmış olsa da birbirlerine çok bağlı bir topluluktur. Geçmişlerini ya da konumlarını dikkate almadan herkes birbirini kollar. 2009 yılındaki o yaz sabahı, memur Greg Frenzel gününe başladığında plan buydu. Rutin devreye çıkmıştım. Kontrol merkezi beni aradı ve Gail'ın durumuna bakmam için onun evine yolladı. Greg de 9 kişilik Berryville Polis Departmanı'nda 60 yaşındaki Gail Smith'i çok iyi tanıyordu. Gail! Belediye meclisi üyesiydi. Dolayısıyla devriyede olduğum çoğu zaman onu köpeğini gezdirirken görür, arabamı kenara çeker, inip sohbet ederdim. He Gail, içeride misin? Ciddi bir şey olacağı aklıma gelmemişti çünkü 10 kez durum kontrolüne gitsek 9'unda bir sorunla karşılaşmazdık. Cesedinin koridorda yerde yattığını görebiliyordum. Şişmiş gibiydi. Durum iyi görünmüyordu. Çok üzülmüştüm çünkü Gail'ı iyi tanırdım. Tanıdık biri olunca durum biraz farklı oluyor. Dakikalar içinde Berryville polisi Gail'ın evini kordon altına aldı ve trajik olay yerini belgelemeye başladı. Onlara Clark County Şerif Departmanı'ndan dedektif Trisha Putnam yardımcı oluyordu. Eve girer girmez burnunuza o dayanılmaz koku geliyordu. Uzunca bir süredir orada olduğu anlaşılıyordu. Yine de aradan çok vakit geçmiş olduğunun dışında, Gail'in cesedinde nasıl öldüğüne dair çok az ipucu vardı. Herhangi bir travma görmedik. Kafasındaki kan dışında buna neyin sebep olduğunu anlayamadık bile. İlk izlenimim açıkçası kalp krizi geçirdiği ya da bir sağlık sorunu yaşadığı yönündeydi. Eve baktım, genel bir kontrol yaptım. Soyguna dair bir iz yoktu. Bir başka deyişle eve zorla giren olmamıştı. Hiçbir şey pek fazla bozulmamış gibiydi. Büyük oranda her şey derli topluydu. Herhangi bir karmaşa olduğuna dair tek işaret, Gail'in cesedinin yanında düşmüş halde duran yapma çiçek buketiydi. Çiçeklerin dikkat çekici yanı, görünürde ucuz imitasyon çiçekler olmalarıydı. Gail'in bitkileri ve canlı çiçekleri sevdiğini bildiğim için bu bana çok tuhaf gelmişti. Polis merak uyandırıcı başka bir şey daha buldu. Kavurucu bir Virginia sıcağında Gail'in kliması açık değil. Termostatın ayarı olduğu için devreye girmemişti ama herkes farklıdır tabii. Kimi sıcak sever, kimi soğuk. Akıllardaki soru duruyordu. Gail doğal sebeplerden mi ölmüştü? Yoksa Berryville'in sakin sokaklarında kötücül bir şeyler mi dolaşıyordu? Belediye meclisi üyesinin ölüm haberi kasabaya yayıldı ve beraberinde kasabayı büyük bir hüzün sardı. Gail Berryville'in duayenlerindendi ve kimse onsuz bir hayat düşünmek istemiyordu.
Kocam bana onu evden dışarı çıkardıkları sırada onun kalp krizi geçirip yere düştüğünü zannettiklerini söyledi. Bu bana yanlış gelmişti. Resmen midem bulanmıştı. Çünkü olayın bu kadarla kalmadığını içten içe hissediyordum. New York'ta doğup büyüyen Gail Smith, uzun yıllar başarıyla kabin memurluğu yapmıştı. Ama 1993'te emekli olunca Berryville'e taşınmış ve burayı kendi kasabası bellemişti. Berryville'in ortamına çok güzel ayak uydurdu. Yeni evime taşınalı resmen 15-20 dakika olmuştu ve Gail elinde bir sürü telefon rehberi ve Clark County veya Berryville'la ilgili bilmek isteyeceğiniz her şeyin bulunduğu broşürlerle kapıma gelmişti. Toplum için çok çalışırdı. Kiliselerle, özellikle Alzheimer hastalarıyla çok çalışırdı. Sanırım kalbinde bunun yeri ayrıydı çünkü babasını Alzheimer'dan kaybetmişti. Gail toplumun öyle ayrılmaz bir parçası olmuştu ki 2008 yılında Berryville Belediye Meclisi üyeliğine aday olmuştu ve kazandı. Küçük bir kasabaya gelmişti ve burada olmaktan gurur duyuyordu. Çok geçmeden buranın bir parçası olup vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye karar verdi. Bu beni çok etkilemişti. Berryville'de yaşamak, Gail'in 100 kilometre mesafedeki bir bakım evinde yaşayan babasını sık sık ziyaret etmesini de kolaylaştırıyordu. Sürekli Berryville'den Harrisonburg'e babasına bakmaya gidiyordu. Babasına çok bağlıydı. Sağlığından fazlasıyla endişe duyuyordu ve sürekli ziyaretine giderdi. Onu hep kontrol ederdi. Babasının hastalığıyla uğraşırken bile Gail iyimserliğini ve neşesini hiçbir zaman kaybetmedi. Çok harika biriydi. İnanılmaz bir enerjisi vardı. Hep neşeliydi, eğlenceliydi. Onun yanında olmak keyif vericiydi. Onunla ne zaman bir araya gelseniz sizi mutlu eden bir insandı. Gail'i seven çok sayıda insan merak içinde adli tabibin raporunu beklerken, Prenzel ve Putnam şoke edici haberi öğrenen ilk kişiler oldular. Ölüm sebebi başına sıkılan tek el kurşun. Kurşun girmiş, oradan sekmiş ve kafatasının iç kısmında bir kırılmaya yol açmış. 22 kalibrelik bir mermi sağ şakağına girmiş. Ve içeride yaklaşık 10 derecelik bir açıyla sol kulağına doğru bir yol kat edip oradan dışarı çıkmış. Mermiyi çıkardık. İşte burada. Ama ne yazık ki hasar çok büyüktü. Tanılama konusunda epey bir zorlanacaksınız doğrusu. Silahı bulsalar bile bize tam anlamıyla hangi silahtan çıktığını söyleyemeyeceklerdi. Yakın mesafeden. Şakağın sağ tarafındakilerde barut yaraları mı? Evet. Adli tabip bunun temas yarası olduğunu düşündü. Yani silah ateşlendiği anda namlu başına değiyormuş. Bu olay bana biraz infaz gibi geliyor. Cesedin durumuna göre adli tabip Gail'in 26 Temmuz sabahı, yani bulunmadan 4 gün önce öldürüldüğü tahmininde bulundu. Ciddi anlamda bir boğuşma olup olmadığını söyleyemiyorduk. Çürüme oranı ve cesedin durumu sebebiyle bunu anlamak çok zordu. İnfaz tarzı vurulması ve sıcaklık kaynaklı bozulma, sanki Berryville'de birinin kusursuz cinayeti işlemeye çalıştığını gösteriyordu. Ama kasabadaki onca insan arasından neden Gail Smith? Onun cinayetinden kim ne kazanabilirdi ki? Polis bu soruları cevaplamaya başlamadan önce zorlu bir görevi yerine getirmeliydi. Gail'in ailesine bir cinayet soruşturması yürüttükleri bilgisini vermeliydiler. En yakın akrabası olan erkek kardeşi Tim'le konuştum. Ona bulduğumuz şeylere dair bilgi verdim. Kalp rahatsızlığı ve sakatlığı bulunmasına rağmen Tim Smith o öğleden sonra 3 saatlik araba yolculuğu yapıp Farmville'deki evinden çıkıp polise konuşmaya geldi. Gail'e zarar vermek isteyecek birini tanıyor musunuz? Hayır. Onu herkes severdi. O ve Gail'in harika bir ilişkisi vardı. İki kardeş birbirlerini çok seviyordu. Aklına herhangi bir düşmanı gelirse
Belediyeden, çalıştığı dönemden kin tutan biri, eski ilişkilerinden ya da eski iş yerinden kalma bir husumet varsa, bunları öğrenmemizin çok büyük faydası olur. Gale'ın yapısını biliyorum. Birileri kızdırmış olabilir. Peki bu yeni tanıştığı kişiler için de geçerli olabilir miydi? Aslında Gale'ın cinayeti, belediye meclisine seçilmesinin birinci yıl dönümünde gerçekleşmişti. Biri onun böyle güçlü bir konumda bulunmasını istemiyor olabilir miydi? Onun hakkında planlama komisyonu üyesi oldun ama sen kimsin? Nereden geldin? Kasabanın tarihini gerçekten bilmiyorsun gibi bazı şeyler söyleniyordu. Ve hatırlıyorum da bu söylenenleri o da çok zarif bir şekilde karşılıyordu. Kasabanın siyaset ortamındaki yükselişi, kıskançlık kaynaklı bir öfkeye sebep olmuş olabilir miydi? Yoksa Gale, birinin öğrenmesini istemediği bir şeyi mi öğrenmişti? Berryville, Virginia'nın görkemli evleri ve yemyeşil arazileri, Amerika'nın güneyindeki klasik bir yaşamı temsil eder. Burası insanların geleneklerine bağlı ve çoğu zaman hemfikir olduğu bir yerdir. Berryville küçük, ufak bir kasaba. Müthiş insanları, müthiş bir polis departmanı, müthiş bir şerif departmanına sahip. Yaşamak, çocuklarınızı yetiştirmek, onları okula göndermek için harika bir yerdir. Herkesin birbirini tanıdığı, birbirine çok bağlı bir kasabadır. Markete giderken gerçekten çok dikkatli olmalısınız. Çünkü tanıdığınız insanlara rastlayabilirsiniz ve muhabbet çok uzun sürebilir. Onların tanıdığı bir başkası vardır. Kötü bir şey söylerseniz tepki alırsınız çünkü o kişiyle kuzen olabilirler. İlk başta İngiliz aristokratların yerleşim yeri olan kasaba, daha sonra çok fazla kan dökülen Konfederasyon cephesinin kalesi oldu. Savaştan sonra buradaki üst tabaka çiftliklerini satmak zorunda kaldı. Virginia'daki ilk yerleşim yerlerinden biri ve çok ilkel kalmış. Sanayi çok fazla gelişmemiş. Pek fazla alışveriş merkezi ya da bu tarz yerler yok. Daha ziyade bir tarım bölgesi. Şimdi ise yaz ortasında işlenen popüler belediye meclisi üyesi Gale Smith cinayeti tüm bunları yok etmiş ve bu küçük kasabaya korku salmıştı. Biri bizim korunaklı bölgemize gelip birini vurmuş ve kaçmıştı. Yani yanlış eve girmiş bile olabilirdi. Ben şöyle düşündüm. Herkes kapılarını kilitlesin. Artık burası eskisi gibi bir yer değil. Böyle bir şeyin yaşanmış olması kasabada kesinlikle şok etkisi yaratmıştı. Çok stresli bir durumdu. Böyle bir olay insanın bütün hissiyatını değiştiriyor. Kendinizi rahat hissedemiyorsunuz. İnsanlar şunu merak ediyordu. Gale'ın infaz tarzında öldürülmesi New York'a dayanan kökleriyle mi ilgiliydi? Yoksa ölümü yerel, çok yerel bir olayın sonucu muydu? Belediye meclisi üyesi olduğu için siyasetle bağlantısı olabilirdi bu olayın. Başka bir meclis üyesi ya da onun yerine geçmek isteyen başka biri öldürmüş olabilirdi. Bu çok dürüst bir soruydu ama sakin ve dingin Berryville'de böyle zehirli bir güç rekabeti olabilir miydi? Kasabada olanlarla ilgili farklı bir bakış açısı vardı ve bu pozisyon için biraz saldırdı. Bu yerlerde hiçbir siyahinin olmadığını görünce planlama komisyonuna girmeye karar verdi. Ve bununla birlikte kasaba bir anlamda değişti. Vakit ayırdığınız için teşekkürler Sayın Üye. Elbette belediye meclisi üyelerinden bazılarıyla Gale'ın muhabbeti olduğu kişilerle ve arkadaşlarıyla konuştuk. Gale'ın meclis içinde ya da dışında düşmanı var mıydı? Açıkçası hayır. Ona bunu yapabilecek birini düşünemiyorum. Gale cinayete kurban gideceğini düşüneceğiniz türden biri değil. Herkes tarafından çok sevilen, saygı duyulan, belediye meclisindeki üyelerle iyi bir iş ilişkisi olan biriydi. Kimsenin Gale'la sorunu yoktu. Meclis gündeminde mercek altına alınmış ya da oylamaya sunulacak bir konu da yoktu. Neden olduğunu anlayabilmiş değilim. Gale'ın cenaze törenindeki katılıma bakılırsa, cinayetinin siyasi olması pek de olası değildi. Ama bir yerde birileri
Belli ki onun ölmesini istemişti. Bu da demek oluyordu ki dedektifler bir şüpheli bulana kadar kasabadaki herkesle konuşmak isteyeceklerdi. Yale'ın caddesinin köşesinde oturan komşularından biri iki farklı zamanda garaj yolunda bir beyaz pikap gördüğünü söyledi. Komşu daha sonra bu beyaz kamyonetli adamın kendisini de ziyaret ettiğini anlattı. Kapıyı çaldı ve evi temizlemek istediğini söyledi. Ben de ona hayır dedim. O adam burada, kasabamızda birçok ev inşaatı yapan bir inşaatçının yanında çalışan bir ekipten olduğunu söylemiş. Biraz ekstra para kazanmak için evini temizlemeyi teklif etmiş. O kadar mıydı? Evet, ama kamyonetini etrafta birkaç kez gördüm. Dediğiniz gibi beyaz olanı. Kartını bıraktı mı? Hayır, kartvizit falan vermedi. Davadaki ilk gelişme bu olabilir miydi? Böyle düşünen dedektifler akıllarındaki sorularla ve gözleri beyaz bir pikap arayarak yakınlardaki bir inşaat şantiyesine gittiler. O alanda, o bölgedeki evlerin birçoğunu inşa eden inşaat ustasıyla konuştuk. Siz Randall'dan bahsediyorsunuz, Randall Franklin. Onunla ilgili ne anlatabilirsin? Zayıf biri, 40'lı yaşlarında, üç kağıtçının biri. Onu tanıyorlardı. Aslında onlara ait olan temizlik cihazıyla fazladan para kazanmaya çalıştığından da haberdardılar. Başka bir şey var mı? Fevri bir tiptir. Bu sürekli olur. Bir tamirci, oradan geçen biri, tanımadığınız muhitten muhite giden tipler vardır ve cinayet işlerler. Soygun, haneye tecavüz falan. Bizi başlıca bu endişelendirdi. Onu en son ne zaman gördünüz? Birkaç gün oldu. Pazartesi miydi? Zamanlama dikkat çekiciydi. Randall Franklin, Gale Smith'in sağ görüldüğü son günden beri Barry bile gelmemişti. Bu bir tesadüf müydü? Yoksa bu asabi tamirci bilerek mi saklanıyordu? Franklin'i nerede bulabileceğimizi biliyor musun? Toots denen yere bakın isterseniz. Charlestown'da bir mekan. Polis Randall Franklin'in soygun amacıyla Gale Smith'in seçkin muhitini gözüne kestirdiğini, hizmete sunma bahanesiyle de içeri giriş sağladığını düşünüyor. Gale kendi ayakları üstünde durmaya çalışanlara yardım ettiği için onun bu teklifini kabul etmiş olabilirdi. Tekrar her şeyi bu açıya odakladık ve o noktadan devam ettik. 31 Temmuz 2009. Berryville, Virginia'nın çok sevilen belediye meclisi üyesi Gale Smith'in cinayetinin ikinci gününde dedektiflerin izini sürebileceği bir ipucu vardı. Bu da onları güzel kasabalarının sınırının dışına çıkartıyordu. Charlestown, Batı Virginia, 340. otobanın 32. kilometresinin yukarısında kalsa da karavan parkları, kumarhaneleri ve yarış pistleriyle asıl suçun işlendiği elde edememiş kasabadan çok çok uzaktaydı. Ama Berryville'de olan kötü şeylerin başlangıcı burada başlamış olabilirdi. Charlestown, Randall Franklin'in memleketiydi. Gale'ın yaşadığı yerde o öldürülmeden önce görülen, kimsenin tanımadığı beyaz pikabın sahibinin. Onun cinayetle bağlantılı biri olabileceğini düşünüyorduk ama o noktada bilmiyorduk elbette. Randall Franklin? Evet. Bu kadını tanıyor musun? Evet, evet. Yaklaşık bir hafta kadar önce evini temizlemeyi teklif ettim. Meseleyi biliyorum. Benim bir alakam yok. Geçen pazartesiden beri neden işe gitmiyorsun? Canım istemedi. 26 Temmuz günü neredeydin? Evet, içerideydim. Sorabilirsiniz. Randall'ın gündüz içki içtiği iddiasını desteklemek için polise bu barın müdavimlerinin lafından fazlası gerekiyordu. Ama şimdilik cinayet için gerçek bir sebep olmadığını düşünmeleri gerekiyordu. Bu işte bilgisi varmış gibi görünmüyordu. O mahallede ya da buralarda bir yerde o zaman diliminde işlenmiş başka herhangi bir suç da yoktu. Çoğu cinayette maktulün bir yabancı tarafından öldürülmesi çok nadir görülür. Olur ama norm bu değildir. Dedektifler kamu görevlisi Gale Smith'in özel hayatının biraz daha derinine inmeye karar verdiler. 60 yaşındaki kadın uğruna öldürüleceği bir sır saklıyor olabilir miydi? Sonuçta
Buralarda doğup büyümüş kişilere nazaran o daha büyük bir şehirden geliyordu. Belediye meclisi üyesi olduğu için kasabada tanınan biriydi. Kasaba için en iyisini yapmaya çalışırdı. Bence bunun dışında insanlar onun hakkında pek bir şey bilmiyorlardı. Polis departmanı dahil. Ama tam bilgi eksikliği yüzünden sinirler gerilirken dedektifler Gale'ın avukatından bir telefon alır. Belediye meclisiyle ilgili değildir bu. Ama yasal bir konudur. Bence bu duruşmalardan haberiniz olmalı. Çünkü Gale'ın çok fazla zamanını ve enerjisini alıyordu. Clark County Bölge Mahkemesi'nde baba Bay Smith'in vesayetiyle ilgili devam etmekte olan bir dava olduğunu öğrendik. Yasal vasisi Gale olmak istiyordu. Virginia'da vasi olarak atandığınız zaman temel olarak birinin kişisel ilişkilerini siz devralırsınız. Bu çok önemli bir şeydir. Bay Smith'in mülkü çok fazlaydı. Yaklaşık olarak 750 bin dolardı. Bu durum kardeşlerinin hoşuna gitmedi. Ama babasının vasisi olarak babasının parasının kontrolü de Gale'de olacaktı. Bu aile içi bir kan davası yaratmaya yetecek bir meblağ mıdır? Bunu öğrenmek için dedektifler Gale'ın kardeşi Tim'i daha yakından inceler. Görünüşe göre Tim'in başı derde girmiş. Ve ortaya çok şaşırtıcı detaylar çıkar. Tim'in kapsamlı bir suç geçmişi vardı. Şiddet içerikli bir şey yoktu ama uzun bir sabıkası vardı. Tim'in kanunsuzlukları can sıkıcı olsa da söz konusu kız kardeşidir. Ailenin her şey demek olduğu bu yerde böyle bir zalimlik duyulmamış bir şeydir. Yine de polisler komşuların Gale'ın garaj yolunda gördüğü şüpheli beyaz pikapla bir bağlantısını kurabiliyorlar mı ona bakarlar. Tim adına kayıtlı beyaz bir kamyonet yoktu. Kırmızı bir kamyonet ve beyaz bir Mustang vardı. Dedektifler aynı zamanda Tim'in fiziksel durumunu da düşünür. Hareket etmekte zorlanıyordu. Seri hareket edemiyordu. 7 Ağustos 2009. Cinayetten 12 gün sonra. 7 Ağustos 2009'da ölümünden neredeyse 2 hafta sonra kasaba Gale Smith'i anmak için bir araya gelir. Oldukça çok insan katıldı. Gale toplumda çok saygı gören biriydi. Bütün belediye meclisi üyeleri geldi. Polis memurları, arkadaşları, komşuları. Gale'ın kardeşi Tim, hasta annelerine bakmak için evde kalırken, kız kardeşi Debbie Smith son görevini yapmaya gelmiştir. Böyle bir zamanda size bu soruları sorduğumuz için özür dileriz. Yardım etmek için her şeyi yaparım. Üçünüz nasıl anlaşırdınız? Çok iyi anlaşırdık. Debbie de Tim gibi Gale'la muhteşem bir ilişkisi olduğunu söyledi. Birbirlerini çok severlermiş. Öldüğüne inanamıyorum. Birbirlerini çok sevdiklerini, iyi kardeşler olduklarını söyledi. Çoğunlukla iyi anlaşırlarmış. Aralarında bir düşmanlık, bir husumet yokmuş. Dedektifler Gale'ın cinayetini çözebilmek için bir sebebe ihtiyaç duyduklarını bilmektedir. Bu da Gale'ın özel hayatını daha da araştırmak anlamına gelmektedir. Eski bir kocası olduğunu ortaya çıkaran bir yolculuk. Ve bu eski kocanın sahibi olduğu beyaz bir pikap. Ne zaman biri öldürülse, özellikle de bekar bir kadın, onun romantik ilişkilerine, eski eşlerine, önceki sevgililerine falan bakarsınız. Polis Gale'ın eski kocası Robert Butler'ı Virginia Farmville'de bulur. Ve ilişkilerinde sönmemiş, hala yanmakta olan alevlerin olup olmadığını öğrenmeye çalışır. Gale için geldik. Duyunca çok üzüldüm, gerçekten. Hemen işbirliği içine girdi. Kısa süre önce, birkaç ay önce Gale'ı gördüğünü, boşanmış olmalarına rağmen olumlu giden bir arkadaşlıkları olduğunu söyledi. Tanığınızı kontrol etmemiz gerek. Standart prosedür. Anlıyorum. Gale'ın öldürüldüğünü düşündüğümüz sırada bir toplantıda bulunuyormuş. Bir kez daha Beryl'in en büyük cinayet soruşturması çıkmaza girmiştir. Çok sinir bozucu ve korkutucuydu. Yani neler olup bittiğini bilemiyordunuz.
Sonraki birkaç ayda polis Gail Smith'in katilinin kimliğini tespit etmeye çalışır. Ama başarılı olamaz ve bu sansasyonel başarısızlıktan kaçamazlar. Bu çok önemli bir şeydi. Gazetelerde yer alıyordu. Gazetede hemen her gün hakkında bir haber çıkıyordu. Birçok vatandaş artık kapılarımı kilitliyorum diyordu. Acımasız bir katil hala kasabanızda kol gezse siz de kilitlemez miydiniz? Polislere göre soruşturmaları dördüncü ayına girerken çok emek verdiklerini gösteren pek bir şey yoktur. Bu tür zamanlarda insan beklenmeyenin olması için dua eder. Putnam. Farmville emniyetinden biri seni arıyor. Gail Smith'i kimin öldürdüğünü bilen biri gözaltındaymış. Tamam. Yola çıkıyoruz. ...2009 Şükran günü yaklaştıkça... ...güzel Berryville, Virginia kasabası... ...hiç de şükran duyguları içinde değildir. Belediye meclisi üyesi Gail Smith'in... ...yaz ortasında öldürülmesinin üstünden artık 4 ay geçmiş... ...ve davada gelişme olmaması herkesi olumsuz etkilemiştir. İnsanlar zaman zaman emniyete uğruyor... ...ve onlara bilgi verip veremeyeceğimizi soruyorlardı. Davaya çok ilgi gösteriliyordu... ...ve çok endişe duyuluyordu. 38 yıllık polisim ve bunun bir yabancının işlediği bir cinayet olmadığını gösteren çok fazla şey vardı. Yani bunu kesinlikle onu tanıyan biri yapmıştı ama diğer her şeyde olduğu gibi iyi bir dava oluşturmak zaman alır. Cinayet çok iyi bir vatandaşı bizden aldı. Bu toplumdan çok iyi bir insanı aldı. Buranın emniyetli bir yer olduğunu düşündüğümüz o güvenlik algımız azaldı. Kasaba sakinlerinin bilmediği şey ise Farmville'deki güneyde 3 saat mesafedeki emniyetin aradığı ve uzun zamandır gerçeğin çok yakında olduğuna dair ilk sebebi bulduklarıydı. Oradaki polis memurlarının elinde bir adam vardı ve Gail Smith'i kimin öldürdüğünü bildiğini iddia ediyordu. Gail'ın cinayetini duymuştu ve mevcut suçlamaları yeniden gözden geçirilirse bunun karşılığında bilgi verecekti. Onunla bizzat görüşülünce mahkum Ed Polley soruşturmaya aşina olan bir isim verir. Gail'ın kardeşi Tim Smith. Cinayetten bir yıl önce, 2008 yazında Tim'in evini taşıyormuş. Tim diyor ki, bana geldi ve kız kardeşini öldürmek için kiralık katil tutmak konusunda yardım istedi. Sana ne kadar para verecekti? $2,000. Bunu nasıl yapmayı önerdi? Bir yılanla. Anlaşılan Tim'in aklına bir fikir gelmiş. Zehirli bir yılan alır, zehrini alır ve sonra bu zehri arabanın kapı koluna ya da evdeki kapıların kollarına sürerse karşıdaki kişinin kalp krizi belirtileri göstermeye başlayacağını düşünmüş. Ben bulaşmak istemediğimi söyledim. Suç mahallinde böyle bir plana dair herhangi bir ipucu bulunmasa da dedektifler muhbirin Gail'ın kardeşi aleyhindeki iddialarını ciddiye alır. Çok güvenilir görünüyordu, bize karşı dürüsttü. Polly'nin ifadesinin de etkisiyle savcılar Tim Smith'i cinayet işlemek üzere komplo kurmak ve azmettirmek suçuyla suçlar. Tim kendi evinde bulunur, tutuklanır ve Berryville karakoluna getirilir. Tim ve Bay Polly cinayet işlemek üzere komplo kurmakla suçlandı ve Tim aynı zamanda cinayeti azmettirmekle suçlandı. Çok öfkelenen Tim, fırsatçı bir ispiyoncu tarafından yalan yere suçlandığını iddia eder. Tim, Ed Polly'nin yapabileceği en iyi anlaşmayı yapmaya çalıştığı ve yalan söylediğini söyledi. Bu yüzden suçlamalara karşı çıkmak yerine bir anlaşma yaptığı zaman herkes şoke olur. Savcı onun cinayeti azmettirme suçlamasına sessiz kalmasını kabul etti. Yaklaşık 2 yıl hapis cezası aldı. Tim'in bu tutumu bir gelişme sayılırdı.
Ama herkes bunun adil olmadığını biliyordu. Gale'in cinayeti hala çözülememişti. Ve bunu yapan adam da hala serbestti. Biraz rahat bir nefes aldık çünkü 2 yıl boyunca içeride olacağını biliyorduk. Ama aynı zamanda vaktin dolduğunu hissediyorduk çünkü onun içeriden çıkmasını istemiyorduk. Gale'in katilini bulmaya kararlı olan polis soruşturmayı yeniden başlatmıştır. Bu kez Tim'e ve tüm tanıdıklarına odaklanarak. Şuna bak. Bir cep telefonu dikkatimizi çekti. Cinayetin işlendiği hafta sonu o kimdeyse çok sayıda telefon edilmiş. İlk etapta kontörlü bir telefon olduğu için dikkatimizi çekti. Telefonu kimin aldığına dair herhangi bir kayıt olmasa da dedektifler kullanıcısının Gale'in cinayetinden bir gün önce Farmville'den Berryville'e gittiğini öğrenir. Baz istasyonu noktalarına bakınca 95. yoldan gelen, sonra Berryville'e gidip oradan dönülen bir güzergahın izini sürdük. Gale'in cinayetinin ardından kontörlü telefondaki faaliyetler gizemli bir şekilde son bulur. Bir görüşme hariç, son arama Farmville'deki bir pizzacıya yapılmıştır. Telefondan bir pizza siparişi verildiğini teyit ettik. Ve onlar da bize pizzanın teslim edildiği adresi söyledi. Pizza ipucunun peşinden giden dedektifler Gladys Jackson adlı birinin evine gider. Bu kişi kapısında emniyet güçlerini görünce gerçekten çok şaşırmıştır. Sizinle yaşayan başka biri var mı? Artık yok. Eskiden torunum Ashley yaşardı. Dedektifler artık sevgilisi 22 yaşındaki Tony Sharp'la yaşayan Ashley Jackson'la konuşmak üzere kasabanın öbür ucuna gider. Dedektifler ne gibi gerçek ve yalanların ortaya çıkacağını görmek için Tony ve Ashley'e çapraz sorgulama uygular. Gale Smith mi? Adını hiç duymadım. Emin misin? Eminim. Ashley Jackson hiçbir şey bilmiyordu. Bunun bize bir faydası olmadı. Bana Gale Smith'i anlat. Onunla hiç tanışmadım. Sadece Tim'in kız kardeşi olduğunu biliyorum. Tony Tim'i tanıdığını kabul eder. O eski komşusudur. Peki ya sana Tim'in verdiği telefon? Tim bana telefon falan vermedi. Çok ukalaydı. Tim bana telefon vermedi, ben hiçbir şey bilmiyorum falan dedi. Ashley de ısrarla Gale Smith hakkında bir şey bilmediğini söyler. Ama polis ona Gale'in kardeşi Tim'in fotoğrafını gösterince onu hemen tanır. Bu Tim. Tony onun için tuhaf işler yapar. Ne gibi? Çimleri biçmek, boya yapmak gibi. Dedektifler şunu merak etmektedir. Tony Tim'e başka ne konuda yardım etmiştir? Bu elimizdeki bilgilerle ne tarafa doğru ilerleyeceğimizi desteklemiş oldu. Bir kez daha dedektifler Farmville'den eli boş dönmektedir. Ama Tim Smith ve Tony Sharp arasındaki kiralık katil ilişkisi inanabilecekleri bir ipucudur. Bu doğru yolda olduğumuzu kanıtladı. Gale için adalet tam yerini bulmamıştı ama en azından bir yere varıyorduk. Tim 2 sene sonra hapisten çıkacaktır ve vakit ilerlemektedir. Dedektifler Tim'i temelle hapse tıkmak için yapbozun kayıp parçasını bulabilecek yoksa hala göz önünde saklanan bir başka şüpheli daha mı vardı? Gale Smith, Berryville'deki evinde öldürüldüğünde bu küçük kasabadaki kimse öz kardeşinin bu işe karıştığını düşünmemişti. Ama artık 1 yıl sonra Tim Smith cinayet komplosu kurmaktan hapisteydi. Gale'in davasında çalışan dedektifler için hepsinin tanıdığı ve hayran olduğu bu kadın daha fazlasını hak ediyordu. O noktada asıl önemli delilin artık birinin bize itirafta bulunması olduğunu düşünüyorduk. Tetikçiyi itiraf ettirmek ya da birinin beyanlarda bulunduğunu öğrenmek ya da doğrudan bilgi verdiğini bilen birini bulmak zorundaydık. Kimse itirafta bulunmamıştı ve elde fiziksel delil de yoktu. Aradan 2 yıl daha geçti ve ağır bir gerçekle yüzleşilmek zorunda kalındı. Ağustos 2012'de
Captain Smith, Chesterfield hapishanesinden özgür bir adam olarak tahliye edildi. Onun serbest kalması bizi çok rahatsız etti. Çünkü bu olayı kapatabilmek, Gale için adaleti sağlamak istiyorduk. Gale'ın Berryville'deki arkadaşları çok öfkeliydi. Tim Smith'le ilgili her şeyi gazetelerden takip ediyordum. Ve 2 yılın ardından serbest bırakılması beni gerçekten çok sinirlendirmiş. Daha ciddi bir ceza almamasına ya da benim tabirimle daha uygun bir suçtan hüküm giymemesine kızmıştım. Gerçekten moralim bozulmuştu. Çok kızmıştım. Bunu bir türlü aklım almıyordu. Tabii ki ben yargıç ya da jüri değilim. Bütün detayları da bilmiyorum. Ama şahsi kanaatim Gale'ın ölümünde çok daha fazla şey olduğu ve Tim'in bu kadar hızlı serbest bırakılmaması yönündeydi. Yine de kimse artık 3 yıllık olan bu cinayet davasının peşini bırakmıyordu. Hatta Tim'in kız kardeşini öldürmesi için kiralık katil tuttuğu suçlaması departmanın başlıca önceliği haline gelmişti. Bu olayı kapatabilmek için bu suçlamayı da yapabilmeyi istiyorduk. Daha fazla zaman geçmiş ama bir değişiklik olmamıştı. Yeni bir ipucu yoktu. Ta ki Gale'ın cinayetinden 3,5 yıl sonra soğuk bir Ocak sabahına kadar. Ortaya çıkıp bizimle irtibata geçen Daryl Young adında bir adam vardı ve öğrendik ki New York'ta Tim'le birlikte büyümüş. Çocukluk arkadaşlarıymış. Dedektifler onunla dükkanda buluştuğunda Daryl Tim'le sohbet ederken eski arkadaşının şoke edici bir itirafta bulunduğunu söyler. Endişeli olduğunu söyledi. Endişeli mi? Ne konuda endişeli? Yakalanacağı için. Tim itirafta bulunmuş, şöyle demiş. Evet, kız kardeşimi aslında ben öldürttüm. Evet, bunu yapması için bir adama para verdim. $1,900 ya da onun gibi bir şey. Dedektiflerin aradığı gelişme de budur. Ama daha sonra olanlar iyice şoke edicidir. Daryl, bu aile husumetinde Gale'ın ölmesini isteyen tek kişinin Tim olmadığını söyler. Kız kardeşleri de bu işin içindedir. Daryl, Debbie'yi de suçladı. Debbie'nin her şeyi bildiğini söyledi. Hastaneye Tim'in annesini görmeye gittiğimizde Debbie'ye de rastladık. Debbie'nin çok tedirgin olduğunu, paniğe kapıldığını ve Daryl'a ne yapacağımı bilmiyorum dediğini söyledi. Daryl'a göre Debbie endişelidir. Çünkü çiçekleri alması için katile o para vermiştir. Polis artık suç mahallindeki daha önce onların kafasını karıştıran bir detayı çok iyi anlamıştır. O gün suç mahallinde cesedi bulduğumuzda koridorun zemininde bir buketle çiçek bulmuştuk. Önemini anlamamıştık ama alışılmadık bir şeydi tabii. Gale doğal çiçekleri seven biriydi. O yüzden onun gidip yapma çiçek alacağını düşünemezsiniz. Gerçek çiçekleri severdi. Çiçek seven insanlar da gidip yapma çiçek almazlar. Çiçekler basına hiç açıklanmamış bir şeydi. Hiç bilgisi de verilmemişti. Dolayısıyla o noktada bu çok dikkatimizi çekti tabii. Ama bir tetikçi olmadan Daryl'ın ifadeleri sadece söylentiye girer. Hüküm giydirmeye yetmezdi. 21 Mart 2013. Onunla ne zaman tanıştığını hatırlıyor musun? O noktada başlarda elde ettikleri ipucu Tony Sharp'ın artık eski sevgilisi olan Ashley Jackson devreye girmiştir. En başta cinayetle ilgili bir şey bilmediğinden bahsetmişti. Tony'nin bu olayla alakası olmadığından emindi. Sorgu devam ettikçe dedektifler Ashley'e sağlam bir uyarıda bulunur. Bize anlatacak bir şeyin varsa şimdi anlat, anlıyor musun? Cinayetten bir hafta sonra Tony eve geldi. Neredeyse $2,000 vardı. Nereden bulmuş? Tim'den. Tim sana neden böyle bir para verdi ki demiş. Tony de ona bu para için Tim'in kız kardeşini öldürdüğünü söylemiş. Ashley ve Daryl'ın ifadelerini alan dedektifler iki kişiyi tutuklar. Gale'ın kardeşi Tim'i katili tuttuğu için, Tony Sharp'ı da tetiği çektiği için. Tony tutuklandığında çok korktuğu belli oluyordu. Dağılmış bir adam gibiydi. Başı hep öne eğikti. Suratımıza bakamadı. Çok korkuyordu. Üstah Tim Smith pek öyle değildi.
Tim tutuklandığı günden itibaren avukat istedi. Avukat tuttu ve bizimle bir daha da hiç konuşmadı. Tim sessiz kalma hakkını kullanıyor olabilirdi ama Tony Sharp konuşmaya hazırdı. O sabah arabamı Gale'in evinin önüne park ettim. Tony, Tim'in kendine verdiği silahı ve ucuz çiçekleri almış. O noktada Gale'in yere düştüğünü söyledi. O da çiçekleri bırakmış ve silahı kafasına dayamış. Hayır, hayır, hayır yapma, hayır, hayır. Ve sonra onu vurmuş. Gale sana oradayken bir şey söyledi mi diye sordum. O da söylediği tek şey lütfen beni öldürme oldu dedi. İnanın bana, o günden beri o kadının suratını her gün görüyor, dediklerini her gün duyuyorum dedi. Tim ve Tony hapisteydi. Polis artık bu infaz timinin üçüncü üyesinin peşine düştü. Gale'ın kız kardeşi Debbie'nin. Debbie çok çetin cevizdi çünkü zekice davranmış, herhangi bir şey söylememişti. Debbie'nin avukatı, Debbie yalancı şahitlik suçunu kabul edip size neler olduğunu anlatacak dedi. Bizim için onunla makul bir anlaşma yapıp işimizi bitirmeye değecek bir durumdu. Vicdan azabı çeken tetikçi Tony Sharp, birinci derecede cinayet suçunu kabul etti ve 25 yıl hapis cezası aldı. Tony ve Debbie'nin aleyhinde ifade vermeye hazır olduğu Tim Smith, sonunda işlenen suçtaki rolünü kabul etti ve bir anlaşma yaparak 23 yıl ceza aldı. Tim'in hayatının geri kalanını hapiste geçirmesi gerektiğini düşünüyorduk. Dolayısıyla sağlığına baktık ve şu kadar yıl daha yaşar diye düşündük. Ona bu cezayı verelim, muhtemelen hapiste ölür dedik. Debbie'nin de kardeşinin de pişmanlık ya da vicdan azabı çektiğini kesinlikle görmedim. Yani hiçbir şey yoktu. Tek bir gözyaşı bile dökmediler. Yani onları yakalamıştık ve hepsi bu kadardı. Onların mahkum olması, Gale'ı içlerinden biri gibi görüp seven Berryville sakinlerinin içini rahatlattı. O üçü nihayet mahkum olduğunda çok memnun olmuştum. Gale için sonunda adalet yerini bulmuştu. Buradaki insanların içi, Gale'ın arkasında devam eden bir miras bıraktığını bildikleri için de rahattır. İnsanların onun nazikliğini, vatandaşlık görevlerine olan duyarlılığını hatırlamasını istiyorum. Anaokulunda çocuklar vardı. Köpeklerimizi gezdirirken onu tanırlardı. Günaydın Bayan Gale derlerdi. Vay canına derdim ben de. Hayatım boyunca burada yaşadım ve bana hiç ismimle hitap etmemişlerdi. El bile sallamamışlardı. Bu onun ne kadar çok sevildiğinin ve saygı gördüğünün bir göstergesi. İnsanların onu bu şekilde hatırlamasını istiyorum. Onun Berryville'i sayan, seven, ona önem veren biri olduğunu hatırlasınlar. Umarım onların Gale'a karşı hisleri de böyledir.